Değerli izleyicilerimiz, Sakarya'da Esnaf Odası kongreleri ard arda yapılıyor. Mart ayı itibariyle bütün kongrelerin bitmiş olacağı bize Sakarya Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından bildirildi. Kongreler tamamlandıktan sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı seçilecek. Tabii bu seçimi yapacak olan da kongresini tamamlamış oda başkanları tarafından, oda üyeleri tarafından yapılacak. Çok az oda kaldı, esnaf odası kaldı kongresini yapmamış. Bir odada Sakarya lokantacılar, aşçılar, köfteciler ve kebapçılar esnaf odası. Başkan adayı Sayın Bahattin Aydın. Bahattin Aydın'dan kongre hakkında söyleşi yapacağız. Efendim hayırlı olsun. Lokantacılar, aşçılar, kebapçılar ve köfteciler odası başkan adayısınız. Bize başkan adaylık sürecinizi bir anlatır mısınız? Şimdi sağ olun, teşekkür ederim ilginizden dolayı. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi bunlar tabii odaların seçiminde 4 yılda bir oluyor. Ve bu senede 1 Ocak itibariyle bütün odaların seçimi başlamıştır. Bu da benim bildiğim kadarıyla Mart sonuna kadar bitmesi gerekiyor. Bizim lokantacı odasının seçimi de tabii biraz sona kaldı ama herhalde tam manasıyla mevcut oda hazırlık yapamadığından dolayı biraz gecikmiş oldular. Efendim hemen konuşmamızın başında kongre kararı alınmış mevcut oda yönetimi tarafından. Evet. Kongre tarihlerini de açıklar mısınız? Tabii. Kongre kararı alınmış ilki 16'sında çoğunluk sağlanamadığı takdirde kanunlara göre 23'ünde yapılacak. Yani Mart 23. Allah nasip ederse tabii bu ay, yani Mart'ın 23'ünde. İlki tabii ki 16'sında çoğunluk sağlanırsa, bunu özellikle söylememiz gerekiyor ki anlaşılsın. Ayın 16'sında çoğunluk sağlanırsa seçime geçilir. Evet. Eğer sağlanamazsa ikincisinde, yani ayın 23'ünde çoğunluk bakılmaksızın seçim yapılır. Bununla ilgili tabii herkesin net bir şekilde bilgilendirilmesi gerekir ki öyle yapacağız. Peki Sayın Aydın, kongreniz nerede olacak? Saat kaçta başlayacak? SESOP binasında genelde saat 11'de başlanıyor, pazar günleri. 11'de başlanır. Tabii bunun bir şeyi vardır. O günkü seçim programı var. Konuşmalar vesaire ardından seçime geçilir. 5'e kadar oy kullanma hakkı vardır. Efendim siz tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla Sakarya'da meşhur ıslama köfte dükkanı, evet, işletiyorsunuz. Evet. Ancak odanızın ismine şöyle baktığımız zaman, yani ancak bakarak doğrusunu söyleyebiliyoruz. Sakarya lokantacılar, aşçılar, köfteciler ve kebapçılar. Evet. Neden hepsi bir araya toplanmış? Ayrı ayrı olamaz mıydı? Böyle mi icap ediyor? Bunun hakkında da bir açıklama yapar mısınız? Tabii ki böyle olması gerekiyordu herhalde. Eskiden beri böyle devam ediyor. Tabii bu bir aynı sektör, hemen hemen birbirine yakın. Çünkü köfteciler, kebapçılar vesaire hepsi bir hizmet sektörü, yani gıda üzerine. Ondan dolayı tabii ki bu olmuş olabilir mi? Bilemiyorum. Geçmişte belki olmuştur. Çünkü yani bir odanın oluşması için belli bir sayı bulması gerekir üye olarak. O sayı bulursa olur tabii ama zannedersem şu anda öyle bir şeye ihtiyaç yok. Çünkü bizim lokantacı odasının mevcut üye sayısı, en son şekliyle söylüyorum, bize ulaşan üye sayısı, seçim kuruluna veren hazırlon listesindeki sayı 455. Yani dolayısıyla çok tabii değil. Bu zamanla aslında kayıtlı olmayan çok lokantacı arkadaşlar var. Tabii daha sonra bununla ilgili de mevcut oda kim olacaksa tabii ki gerekli çalışmasını yapacak. Bunlar sadece bir kısmı üye değil de komple herkes olması gereken bir şeydir bu. Çünkü efendim şimdi kısa adını telaffuz edeceğim. Sakarya Lokantacılar Odası'nın başkan adayı Bahattin Aydın kimdir? Sağ olun. Şimdi efendim ben bu mesleğe ilk başladığım yaşını söylüyorum. Tabii ki o süreçte daha sonra sporla ilgilendim, siyasetle ilgilendim filan. Ben bu mesleğe, bu sanata en büyük abimin başlaması da ailede başlamış. Onun ardından öbür abim ve ben 12 yaşlarında başladım. Daha sonra ben 17-18 yaşına kadar hem çalıştım hem de spor salonunda güreş antrenmanlarına heves etmiştim. Biz esas köyümüz Horozan Kadıköy, merkeze bağlı. Köy çocuğu olduğumuz için esas kökenimiz. Güreşe yatkındı kendimiz. Gittim işte bir şeyden dolayı, bir gönül, bir sevgi, bir güreşe başladım. Antrenmanlar vesaire, ilde birkaç sefer seçme yapıldı. Ve en son seçme dediler ki
Birinci olanlar Şeker Spor Kulübü'ne alınacak. Evet. İki sefer seçme yaptılar. Ben de nasip oldu. Nasip oldu evet. Yani kendi kilomda birinci oldum iki sefer. Kamp aldılar bizi 15-20 gün. Dolayısıyla ondan sonra da Şeker Spor'a geçtik. Daha sonra da işte bu güreşe devam ettim. 25-26 yaşında tekrar abimle beraber böyle bir işletme açtık. Çok da iyi oldu. Allah nasip etti. Bunu hemen hemen 25 yıldır Yeni Cami'de bu işletmeciliğe devam ediyoruz ve hizmete devam ediyoruz. Yani mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Efendim oda konuşmasına döneceğiz ama sportif olaydan devam edelim. Evet. Şeker Spor'a girdiniz. Evet. Güreş hayatınız ne oldu sonra? Şimdi, nereye kadar devam etti? Onu da söyleyeyim. Şeker Spor, 20 yaşına kadar 2 sene ben Şeker Spor'da kaldım. Oradan tabii sürekli müsabakalar ve burada da gençlerde dereceye girdim. Askere gittiğimde Karagücü'nü aldılar bizi. 2. Ordu Spor Eğitim Merkezi Karagücü'nü aldılar. Orada da askerliğimizi yaptık. Güreş yaparak, spor yaparak. Çok da güzel oldu. Yani çok yani sporun gerçekten yaptığımdan dolayı çok şükrettim her zaman. Çünkü çok faydası oldu. Yani her şeyle faydası oldu. Bu bir gerçektir. Daha askerden sonra da geldiğimizde tabii ki hemen 15-20 gün sonra Demirspor'a geçtik. Yani Demirspor'da bir takım kurdu. O zaman ligler vardı. Evet. 4-5 sene üst üste Sakarya'dan Şekerspor, efendim Büyükşehir Belediyesi, o zaman belediyeydi. Büyükşehir değildi. Evet. Sakarya Belediyesi güreş takım vardı. Yani böyle 4-5 tane takım deplasmanlı güreş ligi vardı Marmara bölgesinde, Türkiye'nin her tarafında. Biz de kulüp olarak Demirspor'a geçtim. Orada devam ettiğim spor hayatımız. Daha sonra tabii orada zaman geçtikçe antrenörlük, idarecilik, daha sonra da siz de bildiğiniz gibi 10 yıl hemen hemen o civarda güreş il temsilciliği yaptım federasyon adına Sakarya'da. Burada da bir hizmetimiz oldu. Hem ayrıca tabii ki esnaf olarak hizmetimiz oldu. Demirspor'da aynı şekilde il temsilciliği ve geçen sezonda Türkiye'de yapılan yağlı güreş yürütme kolu, yani sayı olarak 11 kişiydik. Bizim başkanımız Ahmet Taşçı'nın başkanlığında yağlı güreş yürütme kolu üyeliği yaptık. Bu sene de nasip oldu. Kırkpınar'da bir hafta önce giderek orada da boy ayrımında ve son iki günde federasyon adına Ege Üniversitesi'nden gelen hocalarla birlikte doping kontrolünde görev verdiler, sağ olsunlar. Orada da görev yaptık, nasip oldu. Daha sonra da işte sizin de gördüğünüz gibi şu anda lokantacı odası ile ilgili geçen de adaydım. 3 oyla tabii nasip kısmet bunlar, yani üyenin takdiridir. 3 oyla kaybetmiştim. Tekrar bu dönemde aynı şekilde arkadaşlarla birlikte. Efendim odaya geleceğiz. Notlarıma bakıyorum. Sportif hayatınızda hakemlik de yazıyor efendim burada. Evet, doğru. Onu da unuttuk. Yani herhalde çok mu geldi yoksa bilmiyorum. Şimdi aklıma geldi. Ama onu da güreş hakem kursu açılmıştı. Vallahi şimdi yanılmıyorsam senesi 80'li yıllarda. Evet. Yani o seneler hakem kursuna gittik. Buradan 15-20 hakem, o hakemliği de yaptık. Daha sonra işte Ankara'da yapılan sınavlara katıldık. Yani, maşallah. Sporu yani, nokta aldık Sayın Başkanım. Evet, buyurun. Şimdi efendim spor konuşurken bir seçimden bahsetmiş, 3 oy konusunu bahsetmiş. Geçen dönem. Evet. Oradan başlayalım efendim. Evet. Geçen dönem lokantacı odası başkan adaydım yine aynı şekilde. 3 oyla kaybettik. Bu dönemde seçim tarihi alınmadan önce arkadaşlarla beraber oturduk, bunu konuştuk, istişare ettik. Tekrar aday olmamız gerektiği noktasında bir bilgi, fikir birliğine vardık. Çünkü şöyle, yani ben her zaman arkadaşlarımla beraber şunu söylüyorum. Biz birilerini karşı tarafta kötüleyerek falan değil. Hiçbir zaman benim yapım da buna müsait değil. Biz odanın üyeyle, lokantacıyla arasındaki büyük bir kopukluk olduğuna gördük. Hizmet noktasında olsun, istişare konusunda olsun, her yönde bir eksiklik olduğunu gördük. Bunu gidermek için Allah nasip ederse, bunu seçimden sonra nasip olursa, bunu tabii üye de fark edecek, bizi takip eden de, izleyen de fark edecek ki biz odayı üyeyle arasındaki o bağları güçlendireceğiz. Ve olması gereken neyse oturup yönetim kuruluyla beraber bunu tabii ki yapmanın mücadelesini vereceğiz. Yani ben başkan olmak için değil, seçimden sonra başkanlıktan başkan olursak ne yapabilirim mücadelesini vermek için başkan adayı oldum. Onu belirteyim. Evet. Nasip olursa böyle düşüneceğim. Evet. Sayın Aydın,
aday oldunuz, adaylığını açıkladınız. Etrafında bir ekibiniz var. Evet. Nasıl çalışma yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Aday rey verecek olan delegelere mi gidiyorsunuz? Onlar mı size geliyor? Nasıl yürüyor bu işler? Hayır. Biz, ben ve arkadaşlarımla birlikte zaman zaman biz kendi iş yerlerine gidiyoruz. Onlarla tabii ki biz bilen, tanıyan var, tanımayan vardır. Biz kendilerine aday olduğumuzu, işte onlarla bir çay içerek sohbet ediyoruz zamanı varsa. Belki bu esnada gittiğimiz yerde gerçekten rahatsız etmiş olabiliyoruz, o da var. Yani çıkarken de bunları söylüyorum arkadaşlara, bizim lokantacıya. Çünkü zamanlı zamansız gitmemiz gerekiyor. Lokantacının bu meslekte gerçekten zamanı yoktur. Çünkü her zaman bir hizmet sektörü olduğu için müşterinin ne zaman geleceği belli değildir. Bazı yerlere gittiğimizde belki zamansız da rahatsız etmiş olur ama tabii ki biz gidiyoruz, biz gitmek durumundayız. Çünkü onlara olması gereken, yapılması gerekenleri. Peki efendim, ne diyorsunuz? Yani bana rey mi ver diyorsunuz? Ben çok çalışacağım mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Tabii ki şimdi bizi zaten çoğunlukta tanıyorlar. Onu belirteyim. Tanımayanlara da tabii ki önce kendimizi tanıtıyoruz. Bu yani usulen böyle gerekli. Oradaki yapılması gerekenleri kendilerine izah ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar dinliyorlar. Tabii bunun devamında Allah nasip ederse sonuçta sandık açıldığında orada her şey meydana çıkacak. Ha tabii ki hayırlısıysa olsun herkes için. Önemli olan da bu. Şimdi efendim 455 üye var dediniz. 455. Bizim sizin rey oranınız ne kadar? Şimdi tabii siz sporla ilgilendiniz uzun süre. Yani üst düzeyde de idarecilik yaptınız. Her çıkan, yani sahaya çıkacak olan sporcu hep zaten galibiyet için çıkar. Evet. Sonuçta tabii ki bu sandık açıldığında, ama biz şu bir gerçek ki lokantacı da bize oy verecek üye farkında, yani şunun farkında ki benim başkan adaylığımda, başkanlığım daha sonra yönetimle beraber bu işe gerçekten öncülük yapabilecek, hakim olabilecek, farklı güzel bir çalışma yapacak şekilde onlara yansıtabilecek bir yönetimle olduğumun farkında. Bundan dolayı ki ben bir aksilik olmaz, Allah nasip ederse seçim bizimdir. Ama şunu da söyleyeyim, biz Adapazarı'nda yaşıyoruz. Bize oy veren vermeyen, hiçbir zaman sandık açıldıktan sonra başkan, efendim mevcut başkanlığı, yönetim hepsiyle beraber bir arkadaşız, abi kardeşiz. Çünkü biz burada yaşıyoruz, hepsiyle komşuyuz, arkadaşız, akrabayız, arkadaşımın arkadaşıdır. Bundan dolayı biz hepsini önce kucaklamasını bileceğiz. Evet. Ki ben o düşünceyle gidiyorum. Hepsini de kucaklıyorum. Ha seçimden sonra da şu düşüncem vardır. Oy veren vermeyen diye ayrım olmaz. Çünkü hepimiz aynı meslek insanıyız. Aynı evet. Meslek grubundanız. Hepsiyle bir yakınlığımız var. Ondan dolayı da hepsini ben bu vesileyle gerçekten şimdi hem kucaklıyorum ve saygıyla da selamlıyorum. Bu böyle devam edecek. Efendim siz tabii 25 yıldan beri bu lokanta dikmesinde geliyorsunuz. Evet. Bir oda yönetimine de bağlısınız. Odanın çalışmasında çok iyi bilen bir insansınız. 24 Mart'ı anlatmak istiyorum. 24 Mart'ta mazbatayı aldınız, başkan oldunuz, koltuğa oturdunuz. Odada neler olacak? Efendim yani şu olur. Benim düşüncem önce lokantacılar odasını iyi bir yere taşımayı düşünüyorum. Yani lokantacılık bir sürekli zaten bir temizlik istiyor. Oda yönetim merkezi değil mi efendim? Tabii. Oda yönetim merkezini daha güzel, iyi bir yere, nezih bir binaya, bir uygun bir yere taşımayı düşünüyorum. Çünkü oraya gelen lokantacı, yani misafirimiz olur, lokantacı arkadaşlarımız misafir olur, kapıyı açımızda gelsin rahatlıkla, temiz, güzel bir yerde otursun, çayını iç, bizi ağırlayalım, ağırlamaktan da şeref duyarız. Önce bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra da oturup arkadaşlarla beraber ne yapılması gerekiyor düşüneceğiz, ama ikincisi önümüzde ömrümüz varsa Ramazan ayı. Lokantacı arkadaşların zamanı yoktur. Ben şimdi desem ki yarın lokantacılara 2'de bir yerde toplanacağız. Gelemezler, çoğu gelemez çünkü gerçekten herkes bu iş hizmet sektörü olduğu için yani cuması, pazarı, gecesi, gündüzü yoktur. Evet. Zamanı yoktur. Ha benim düşüncemle şimdiye kadar pek yapılmadı, rast gelmedim. Ramazan vesilesi, iftar vesilesi bir araya gelmek. Yani bunu niye söylüyorum? İftardan sonra bu lokantacı esnafıyla birlikte herkes bir kaynaşsın. Tanımayan birbirini tanısın. Biz şar etsin. Ben de olursa, nasipse söylüyorum. Ben de onlarla düşüncelerini alayım, bir görüşlerini alayım. Ki ben lokantacı esnafının beklentisi ne, sıkıntısı ne, olması gerekenler nedir?
Onu bir göreyim önce. O bana önümde bir çalışma yolu olsun, bir yolculuğu olsun. Yani ona göre ben bir proje hazırlayayım arkadaşlarla beraber. Onun üzerine çalışayım. Benim şu andaki düşüncem o. Yani nasıl bir örnek vermek gerekirse vermeye çalışacağım. Bir hasta doktora gidecek, şikayetini söyleyecek, ona göre ilaç verecek. Şimdi gitmezsen doktor sana ne için, nasıl ilaç verecek? Yani ben oda başkanı olarak kendim oturursam veya bir kenarda durursam, lokantacı esnafıyla birlikte olmazsam, lokantacı esnafının derdini, sıkıntısı bilebilir miyim? Bilemem. Evet. Dolayısıyla bir kenarda durmuş olurum. Evet. Buyurun. Efendim, yani yüzlerce oda var. Meslek mensubu odası var tabii. Evet. Bugün bir kömürdar odası da belki var. Belki mahrukatlar odası olarak duyuyoruz. Evet. Tabii onlarda fazla sorun yok. Netice itibariyle kömür alıp kömür satıyor. Ama bizim de üzerine ısrarla durduğumuz lokantacılar odasının çok büyük özelliği var. Evet. Madde bir, önce bütün dükkanlarda hijyen. Kesinlikle. Tabii. Ondan sonra yemeklerde denetim. Evet. Daha sonra kebap diyoruz, köfte diyoruz. Bakın burada efendim söyleyeyim, ahçılar diyoruz. Hepsinde önemli bir denetim. Bu denetim nasıl sağlanacak? Yapılıyor mu? Eğer eksik yapılıyorsa nasıl tamamlanacak? Normal yapılıyorsa daha başka genişleme şekli olacak. Tabii daha düzenli, daha geniş bir çalışma yapılabilir. Çünkü neden? Yani bizim meslek grupların içinde haksız bir rekabet varsa, yanlış bu gıda sektörüdür. Zaman zaman geçmişte hepimiz bazen işte gazetelerde de okuduk. Bunu da söylemekten bile insan tabii sıkılıyor ama bu işte gıda sektörü olduğu için zaman zaman şikayetler oluyor. Yani bu yapılan işte kullanılan ürünlerde, evet, geçmiş günlerde gazeteler yazdı. Aslında bunu hemen yani görüşüp böyle bir durumda, tabii ki gönül insan istemez böyle bir şey olsun, ancak olduysa da bütün meslekteki arkadaşların yani şaibe altında kalmaması için hemen müdahale edip, neyse kimse bunu bir şekilde yani açıklayıp, çünkü bu herkesin yapabileceği bir şeyler değil yani. Evet. Onun için gayet tabii yani olacak, gayet tabii, ama yanlış yapan varsa, yani kim olursa olsun, sadece bizim meslek grubunda değil, buna gerekli müdahale zaten yapılması lazım. Ha, bu haksız rekabet konusunda, gıda ürünü konusunda neyse, tabii ki bunu geniş bir çerçevede ilgili kurumlarla görüşerek bu çalışma yapılır, başlanır. Bundan benim meslektaşlarım zannetmiyorum ki rahatsız olsun, tam tersine memnun olur. Çünkü ortada bir eksiklik varsa, yanlışlık varsa, haksız bir rekabet varsa zaten evet, öncülük o da ne için vardır? Bu gibi durumlarda öncülük yapması için, yani üyenin hakkını savunması ve araması lazım. Çünkü her lokanda her üye her gün ilgili kurumla gidip de şikayetini söylemez. Burada nedir? Önce olacak olan işte başkandı, yönetimdir. Onları dinleyecek ve ilgili kurumlarla bu evet, köprüyü kuracak. Efendim, bizim değerli yönetmenimiz, program yapımcısı Şaban Mergül'den başımıza gelen bir olayı anlatayım. Ondan sonra sizin yorumunuzu alalım. Bakın, sizin ne güzel üstünüzde kırmızı bir önlüğünüz var. Evet. Az evvel kepiniz vardı. Bizim ısrarımızdan çıkardınız. Çünkü evet, çekime yüzünüzü gölgelemesin diye biz rica ettik, çıkardınız. Evet. Bir üniversite sahibi olarak güzel bir kıyafet, yani tam bir ahçı kıyafetini. Ancak biz bir lokantaya gittik. Tabii şimdi yeri lazım değil yemek yemeye. Servis yapanlar, ustalar, garsonlar sanki yoldan geçen insanlar gibi normal sivil kıyafetle, sevgili Şaban Mergül arkadaşımız, gelen yeme masada bıraktık ve lokantadan çıktık gittik. Hiç beğenmedik. Yani bu yönde yorumunuz ve denetiminiz nasıl olacak? Tabii önce bunu tabii ki bir araya geldiğimizde lokantacı arkadaşlar bunu söyleyeceğiz. Az önce şimdi bunu bahsettiğiniz bir durum neredeyse kim olursa olsun aslında önce kendi kaybediyor. Bakın ne dediniz? Evet. Çıktık. Evet, çıktık. Yani çıktık, çıktık. Şimdi sen ne kadar yaptığın işle ilgileniyorsan, hizmet ediyorsan, doğru dürüst çalışıyorsan, müşteriyi memnun edecek derecede her şeyinle mücadele veriyorsan, kazanan sensin aslında. Kendi bireyidir. Kendi esnaftır. Evet. Aksi halde tabii ki yani evvela kendisi kaybeder. Dediğiniz gibi aslında bizim lokantacılık mesleğinde daha da düzenli olması lazım. Kılık, kıyafet, üstümüz, başımız ve bulunduğumuz çalışma ortamı, mutfağımız, her şeyimizde işin doğrusu tabii ki çok daha da bunun sınırı yoktur. Her zaman temiz ve düzenli olması lazım. Bir de şu var, yani biz kendimizi müşterinin yerine koyabileceğiz. Koymamız lazım düşüncemizden. Evet. Biz nasıl bulmak ve görmek, nasıl hizmet almak istiyorsak, aynı şekilde biz beğenmediğimiz bir ürünü
biz müşteriye sunmamamız lazım. Çünkü yani müşteriyi kandıramazsın, kendini kandırırsın. Bu mantıkla hareket etmek lazım. Her zaman doğru dürüst bir şekilde yapacağız. Tabii ki yani her meslek grubunda olduğu gibi bizde de vardır. Ancak tabii bunu en aza indirebilmek için dediğim gibi toplantılarda bunları usulen zaman zaman dile getirip bu yapılan işte az önce bahsettiğiniz yanlış, hatalı çalışmaları en aza indirmenin çalışmalarının mücadelesini vereceğiz. Şimdi efendim yine gözümde çarpan bir konu var. Hazır size yakalamışken bunları söyleyelim. Gerçi mevcut yönetime de bunları söyleyebilirdik ama şimdi konumuz siz olduğunuz için size söyleyelim. Evet. Kahvehanelerin önünden geçerken bakıyorsunuz büyük büyük yazılar. Tost var, çiğ köfte var, efendim ayran var. Evet. Hatta köfte yapan kahvehaneler var. Doğru, onlar lokanta mı? Hayır, değil. Yani şimdi zaten yapılacak iş aslında çok var. Doğru söylüyorsunuz. Yani şimdi bir kahvede bakıyorsunuz gıda ürünü satılıyor. Bu doğru değil. Kıymalı pide satılıyor efendim. Yani bunlar yanlış şeyler. Bazen sanayilerde bile bize geliyor bilgiler. Biz de rast geliyoruz. Yani diyelim ki bir büfe. Ama öğlenleri içinde işte yanında işte oradaki esnaf arkadaşlara, çalışanlara orada işte menemende vesaire işte kuru fasulye, çorbaydı vesaire gıda ürünü yapıp satıyorlar. Bu doğru değil. Yani hem sağlık açısından hem de oradaki denetimsiz. Tabii bunlar işte denetle ayrılması lazım. Çünkü sen eğer büfeyse neyse o işi yapman lazım. Çünkü oradaki lokantacı arkadaşımıza haksız bir rekabet oluyor. Yani lokantacı esnafımız orada bir ürünü 2 liraya satarken, satmaya çalışırken sen kalkıyorsun tabii ki lokantacı olmadan dolayı orada bir kenarda köşede bunu maliyet olarak aza düşürüp bir şekilde ne yapıyorsun? Bunu bilerek satıyorsun. Dolayısıyla oradaki lokantacı esnafını da mağdur etmiş. Bunlar tabii ki hepsi denetlenmesi lazım ve güzel bir şekilde bir çalışma yaparak önce başlanması lazım. Bunlar zamanla hepsi olacak bunlar. Olmaz diye bir şey yok. Hepsi olur. Efendim konuşmamızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz ama biz sizinle konuşmaya başlamadan evvel bir görevli personeliniz geldi benim kulağıma dedi ki ne sorarsanız sorun ama dedi. Bizim dedi patronumuz dedi çok güzel sucuklu yumurta yapar. Onun tarifini de sor dedi. Öyle mi efendim? Yapıyor musunuz? Evet tabii. Yani biz kendi aramızda burada otururken biz şimdi burada ıslama köfte yapıyoruz. Yani benim genellikle mutfağımız, her şeyimiz, tezgahımız ıslama köfte üzerine. Yani ıslama köfteyi evet. İşte piyaz, şıra bunları en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bizde yemek çeşidi yok. Yani bizim şeyimiz bu. Şimdi efendim bu sucuklu yumurtayı şöyle evet. Yavaş yavaş tarif edin. Nasıl başlıyoruz? Nasıl sok masaya kadar geliyor da değerli izleyicilerimiz de evet. Hanımefendiler de yapmasını beceremeyen hanımefendiler de tam tarifini alsın efendim. Anladım. Şimdi bunu tabii nereden başladık? Biz farklı böyle yani köfteyi aynı şeyi insan bakıyor. Biz böyle kendi aramızda arkadaşlarla birlikte bazen ne yapalım? İşte yumurta yapalım. Ben de bazen peynirli efendim sucuklu yumurta kendim yapıyorum. Ha, evet. Biz burada kullandığımız yumurta köy yumurtası olduğundan dolayı evet. Tabii ki daha lezzetli. Kullandığımız yağlar köy yumurtası. Köy yumurtası efendim. Evet. Kullandığımız yağ zaten genellikle zeytinyağı var, tereyağı var. Bunları da katarsak biraz da acılı böyle olduğu zaman tabii ki lezzetli güzel oluyor. Biber mi, toz biber mi? Biraz toz biber de atıyoruz. Yani tabii sucuklu olduğunda. tabii. Yani bu tabii sizin tercihinize bağlı. Öyle olunca tabii lezzetli oluyor. Bir de gelen arkadaşlarımız da çok acıktıysa çok daha lezzetli geliyor. O da fark, o da bir farktır yani. O da bir şimdi şey. Efendim bizim karnımız acıkmadı ama öyle anlattınız ki yani neredeyse. Acıktı galiba. Yani biraz. İster hala geldi. Efendim işin şakasıydı bu ama tarifinizde çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Söyleşimizin de sonuna geliyoruz efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Seçiminiz hayırlı olsun. Hepimize inşallah. İnşallah kazanırsınız ben, diyelim. İnşallah. 24 Mart'ta başkan olursunuz diyelim. İnşallah nasip kısmet. Ve üyelerinize, delegelerinize, Sakaryalılara, lokanta sever Sakaryalılarla, yemeğini lokanta yiyen Sakaryalılara mesajınızı alayım efendim. Ben şunu söylüyorum. Tabii nasip olursa benim bu ay seçim işte dediğim gibi 16'sında özellikle belirtiyorum. 16'sında çoğunluk sağlanırsa 16'sında yapılacak. Sağlanamazsa 23'ünde yapılacak. Bundan dolayı bizim bu esnada çalışmamız oldu. Zaman zaman lokantacı arkadaşlarımıza gittik, geldik. Yani sağ olsunlar bizi çok iyi karşıladılar. Bazen iş zamana gittik. Ondan dolayı da haklarını helal etsinler. Tabii ki bu işler birlikte olacak. Ondan dolayı yine zaman zaman birbirimizi rahatsız edeceğiz. Aslında rahatsızlık duymayız biz. Daha fazla memnun oluruz. Tarihi olarak bunu söyledim.
ve hepsini ben bütün arkadaşlarım, bütün meslek grubunda meslekteki arkadaşlarımız, lokantacı üyelerimize şunu söylüyorum. Bizi izlesinler, takip etsinler. Biz seçimle ilgili gerekli bilgileri onlara vereceğiz. Onlarla yakın olacağız. Seçimden sonra da aynı şekilde seçime kadar nasılsak o kadar olmasa bile zaman zaman onlarla birlikte olacağız. Zaman zaman gidip ayın bir günü de olsa bir bölgede lokantacı esnafımızla oturacağız, çay içeceğiz, istişare edeceğiz, birbirimizi dinleyeceğiz. Bu şekilde çalışmalarına devam edeceğiz. Ve bu vesileyle de Adapazarı'nda şu anda lokantalarda müşteri olarak yemek yiyen arkadaşlar da herkese afiyet olsun. Sakarya'daki lokantacı esnafımız gerçekten iyi, bu işi iyi yapar. Gerçekten iyi ustalarımız vardır. Yemek kültürü zengindir. Gerçekten bu sadece Adapazarı'nda değil, Türkiye'nin her yerinde konuşulan bir şeydir. İnşallah bunu daha iyi bir yere getiririz. Belki zamanla sonuna geldik dediniz ama zamanınızı alacağım. Belki zamanla bu meslek okullarında belki de aşçılık kursu, branşı açılacak bir sınıf, böyle bir teklifler olabilir. Bir örnekleri varsa ve bu vesileyle de bütün lokantacı arkadaşlarımızı, bizim oda başkanlığımız ve yönetim herkesi kucaklıyorum. Herkesi de seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Size de Şaban abiye ve sizlere de teşekkür ediyorum ilgilendiğinizden dolayı. Ama sağ olun. Herhalde efendim unuttuğunuz bir şey kaldı. Ben teminden beri çok iyi dinliyorum. Vakitlerini aldı falan diyorsunuz ama evet. Oylar da Bahattin Aydın'a demediniz hiç. Gayet tabii. Zaten şimdi benim... onu istemiyor musunuz yoksa? Yok. Hayır gayet evet. Tabii. Yani bu zaten seçimin birinci şeyi, kuralı budur. Oylar, gayet tabii. Bu olmasan olmaz. Yani, sağ olsunlar. Herkesten de bu vesileyle gerçekten yani rahat, gönül rahatlığıyla bütün üyelerimizin oyunu istiyorum ve talebim. Allah nasip ederse o merak, yani rahat olsunlar. Ben onları mahcup etmeyeceğim. Onlarla birlikte olacağım her zaman. Onlarla beraber çalışacağım. Yaptığım işi de onlardan istişare ettiğim görüşlerini aldığım doğrultuda, sıkıntıları neyse hangi doğrultu, o doğrultuda çalışmaları yapacağım ben. Her zaman onların yanında olacağımı söylüyorum. Ve seçim günü de yalnız bırakmasınlar. Hep birlikte hareket edelim. Ve oylarını da bana versinler. Teşekkür ediyorum. Efendim, bu söyleşimizde Sakarya lokantacılar, aşçılar, kebapçılar, tabii bunun genele bakmamız lazım. Köfteciler odası başkan adayı Sayın Bahattin Aydın'la konuştuk. Söyleşimizin arasında söylemiştim. O kadar önemli bir konu ki hijyen ve sağlık, insan sağlığına birebir. Sayın Başkan'dan çok güzel çalışmalar yapılacağını duyduk. Kendisine başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz efendim. Teşekkür ederim. Hepimize inşallah. Hepimize. Sağ olun.